Akıllı Para'da şimdi Thrive Yatırım'a gidiyoruz. Thrive Yatırım Araştırma Müdürü Emre Çayırlı bana eşlik edecek bu bölümde. Emre hoş geldin yayınımıza. Merhaba Didem, teşekkürler. Emre biraz aslında bugün gelecek olan ABD TÜFE verisi öncesinde dış piyasaları şöyle seninle bir analiz edelim istiyorum ve ne bekleniyor onu konuşalım. Öncü kabul edilebilecek birkaç veri izledik geçen hafta Amerika'da. Hemen ardından Fed bölge başkanlarından gelen açıklamalar vardı. Powell konuştu, fazla bir şey söylemedi. Ama hani bununla birlikte piyasalara bakıyorum, dün itibariyle en azından ABD borsalarında yukarı yönlü bir kapanış gerçekleştiğini takip ettik. Avrupa borsaları da bugün artıda. Nedir şimdi Amerika'dan ve özellikle Fed'den beklentiler? Bu hafta özellikle Powell'ın nasıl bir mesaj vereceğini salı günü takip ettik ama para politikası hakkında herhangi bir açıklayıcı mesaj vermedi. Burada biraz daha Merkez Bankası'nın şeffaf olması gerektiği vurgusu yaptı. Bugün açıklanacak olan enflasyon ise oldukça önemli. Çünkü bütün enstrümanlar çok kritik destek direnç bölgelerine gelmiş durumda ve enflasyonda düşüşün devam etmesi bekleniyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Burada tabii eğer enflasyonda yavaşlama olursa o takdirde FED'e dair beklentiler de biraz daha törpülenmeye başlanacak ve faiz artış patikasında büyüklüklerin daha ufak bir şekilde faiz artırımına gidebileceği beklentisi oluşmasını fiyatlıyor piyasalar. Dün de ABD borsalarına baktığımız zaman S&P tarafında da Nasdaq tarafında da yaşanan yükselişler biraz daha aslında bunu temsil ediyordu, bunu yansıtıyordu piyasalarda. Yine emtia cephesinde aynı şekilde altın tarafında, gümüş tarafında hafif yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Ons altın fiyatı bugün 1890 doları test etti. Bunun da arkasında yine bugün açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyon rakamı var. Tabii enflasyon verisine bakacak olursak geçtiğimiz yıl Temmuz ayında %9'un üzerinden bir geri çekilme başlamıştı. Bu ayda açıklanacak olan rakamda %6,5 seviyesi bekleniyor. 7,1'in de aşağısına gelmesi öngörülüyor. Genel itibariyle alt kalemleri içerisinde özellikle hizmet sektörü nasıl şekil kazanacak bugünkü veri de oldukça önemli ve belirleyici olacak diye düşünüyorum. Çünkü geçtiğimiz dönemde konut fiyatları gibi, biraz daha giyim maliyetleri gibi, ulaştırma maliyetleri gibi maliyetlerdeki yavaşlamayı da enflasyondaki düşüşe destek vermişti. Zaten hali hazırda elektrik ve enerji fiyatlarının düşüyor olması, petrol fiyatlarının düşüyor olması, benzin fiyatlarını gerileterek enflasyonu da aşağı yönlü hareketi beraberinde getirdi. Diğer bir unsur olarak da gıda fiyatları dikkat çekiyor. Gıda fiyatlarında da kısmi bir geri çekilme var son aylarda ama bugün Çin'de açıklanan rakamlara baktığımız zaman en fazla yükselişin sebebi enflasyonda gıda fiyatlarındaki artış olarak karşımıza çıkmış durumda. O yüzden bugünkü veri eğer sürpriz yapmazsa enflasyonda düşüş olduğunu gösterecek ve böyle bir tablo da piyasalarda olumlu karşılanabilir. S&P 500 vadeli işlemleri için özellikle 3900 puan seviyesi üzerinde kalınması durumunda biraz daha 3990 bölgesinden geçen düşüş trendinin üzerine geçecek mi geçmeyecek mi ona bakmamız lazım. Eğer veri piyasa tarafından pozitif algılanırsa biraz daha bu bölgenin üzerine geçilmesi durumunda son bir yıldır devam eden düşüş trendi üzerinde fiyatlar da oluşmaya başlayabilir. Bu da önümüzdeki süreçte biraz daha pozitif algıyı devam ettirebilecek gibi gözüküyor. Yine aynı şekilde Nasdaq tarafına baktığımız zaman da orada vadelilerde 11400 puan seviyesi biraz daha Aralık ayında geçtiğimiz yıl Kasım ayında destek olarak çalışmıştı. Kırılması sonrasında satışların geldiğini görmüştük. Yine aynı bölgedeyiz. Eğer enflasyon rakamı düşüş gösterirse o zaman Nasdaq tarafına da biraz daha yukarı yönlü hareketler ön plana geçmeye başlayacak gibi gözüküyor. Evet. Ama tabii ki burada ana tema biraz daha emtia cephesinde yaşanacak diye tahmin ediyorum. Emtialara geçmeden önce ben biraz bulunduğumuz noktayı biraz daha kurcalamak istiyorum müsaadenle. Şimdi Dünya Bankası'nın büyüme ile ilgili küresel revizyonunu zaten takip ettik. %1,7'lik bir seviyeye çekti. Ve ara ara ABD için her ne kadar daha uzak bir ihtimal olarak hep konuşulmuş olsa da Dünya Bankası dünyanın çeşitli bölgeleri ve ülkeleri için resesyon riskine de dikkat çekiyor. Şimdi enflasyon aşağıya geliyor.
Ama eğer tüketim eğilimi, üretim tarafındaki veriler de desteklemezse, bu biraz Amerika'da işlerin resesyona doğru gittiği öngörüsünü, beklentisini veya endişesini arttırabilir mi diye sormak istiyorum. Ve senin de bu aşamada hani bu resesyon konusuyla ilgili nasıl bir olasılık adadığını merak ediyorum ABD tarafı için. Tabii şimdi üç konu aslında birbiriyle çok bitişik yapı içerisinde. Bir tanesi enflasyon, diğeri faiz, diğeri ekonomik büyüme. Geçtiğimiz yıl enerji fiyatlarının artması enflasyonu yükseltmesiydi. Enflasyonun yükselmesi sonrasında da başta Fed olmak üzere bütün küresel oyuncular faiz oranlarını hızlı bir şekilde arttırdı. Bu da ekonomik büyümeleri yavaşlatmış bir tablo ortaya koydu. Özellikle Ocak ayının başında ilk haftasında aldığımız imalat PMI endekslerindeki sert geri çekilmeler de Amerika'da da dahil olmak üzere ilerleyen dönemde biraz daha sanayi üretimlerinin düşebileceği, imalat tarafında yavaşlamanın sürebileceği ve bunun da ekonomik büyümeler üzerinde negatif etki yaratabileceğine yönelik bir algı oluşturmuş durumda. Bundan dolayı eğer enflasyon yüksek gelirse ve gelmeye devam ederse önümüzdeki aylarda ister istemez merkez bankaları biraz daha fiyat istikrarını sağlamak için faiz oranlarını yüksek tutmaya, yüksek oranlarda faiz artışları yapmaya devam edebilirler. Bu da tabii ekonomiler üzerinde biraz daha yavaşlatıcı etkiyi beraberinde getiriyor. Avrupa Birliği Merkez Bankası tarafında da yine benzer bir tablo var. En azından bu yılın ortasına kadar faiz oranlarındaki artışın süreceği mesajı sürekli olarak Avrupa Birliği Merkez Bankası üyeleri tarafından veriliyor. Benzer bir tablo Amerika için de geçerli ama piyasa şu an Fed üyelerinin şahin tondaki açıklamalarını çok fazla fiyatlara yansıtmıyor. O yüzden eğer bugünkü enflasyon rakamı yüksek gelirse o zaman Fed'e dair beklentiler biraz daha şahinleşmeye başlayabilir. O takdirde resesyon korkusu biraz daha artacak diye tahmin ediyorum. Ama tabii ki yılın geneline bakacak olursak önümüzdeki aylarda geçtiğimiz yıl yapılan parasal sıkılaştırmanın etkisiyle beraber hem harcanabilir gelirin düşmüş olması, hem ücret artışlarının enflasyona oranla yavaş seyrediyor olması, hem de imalat sanayi tarafındaki yavaşlama, ekonomik aktivitenin biraz daha yavaş bir şekilde devam edebileceği algısını beraberinde getiriyor. Ama piyasalar kısa vadeli olarak en azından bugün için resesyon ihtimalini bir tarafa bırakıp, eğer enflasyonda düşüş yaşanırsa olumlu tarafa, bardağın dolu tarafına bakma eğiliminde olacaklar. Ama tam tersi senaryoda konuşmak gerekiyor. Eğer hizmet fiyatlarındaki artışın hız kazandığını görürsek, gıda fiyatlarındaki artışın hız kazandığını görürsek, o zaman resesyon ihtimali fiyatlara daha fazla negatif yönde etki etmeye başlayabilir. Peki, bunun için de şimdi emtialara biraz bakmak lazım zannediyorum. Emtia tarafıyla ilgili elbette Çin de denklemin içine tekrar girince o boyutuyla da bir düşünmek gerektiğini ifade ediyor herkes. Sen nasıl yorumluyorsun ve özellikle mesela gıda dedik, tarım emtiaları dedik veya endüstriyel metaller tarafı, bütün bunlar Çin'den son derece fazlasıyla etkilenen emtialar. Altını sona bırakmak istiyorum, onunla ilgili de beklentini alacağım ama önce hem tarım hem de endüstriyel metallerle ilgili beklentilerin neler? Çin'in açılması tabii bu yılın başı itibariyle biraz daha piyasalarda soru işaretlerini arttırdı. Bir tanesi vaka sayılarının artmasıyla beraber tekrar bulaşın diğer ülkelere sıçrayıp sıçramama endişesi söz konusu. Diğer taraftan Amerika'da varyant ve yeni varyantlar oluşmaya başladı. Bunlarla ilgili dün Dünya Sağlık Örgütü'nün yapmış olduğu açıklamalar vardı. O yüzden genel itibariyle aslında Çin'in açılması ekonomik aktiviteyi arttırarak biraz daha emtia fiyatları yukarı yönde çekebilecek bir tablo ortaya koyuyor ama diğer taraftan da küresel salgının seyrini tekrar negatife çevirir mi soru işareti de biraz daha belirsizliği beraberinde getiriyor. Ama şu bir gerçek, son dönem içerisinde emtialara, sepete baktığımız zaman bakırda, demirde, aynı şekilde çinkoda yukarı yönlü hareketlerin devam ettiğini, Çin'deki normalleşme süreciyle beraber talepte artış olma ihtimaline karşı biraz daha fiyatlarda yükselişin başladığını görüyoruz. Bu somut olarak önümüzdeki aylarda nasıl tekabül edecek, piyasalara nasıl yansıyacak biraz daha net görme ihtimalimiz olacak ama bir taraftan da resesyon ihtimali var. Resesyon ihtimalinin olması zaten petrol fiyatlarının geçtiğimiz haftalarda çok ciddi 8-9 dolarlık değer kayıplarını beraberinde getirmişti. İlerleyen süreç içerisinde Çin'deki seyrin normale dönmesi,
durumunda o zaman daha hızlı bir şekilde özellikle sanayi emtialarına talebin artmadığını görme ihtimalimiz ve tabii ki fiyatların yükseldiğini görme ihtimalimiz daha ön planda kalacak. Tabii diğer bir konu, Çin'in açılmasıyla beraber nüfusun yoğunluğuna da bağlı olarak gıda talebinin de artıyor olması ve aynı zamanda da bu yıl içerisinde kuraklıktan kaynaklı olarak tarımsal üretimin düşebileceği beklentisi de burada yine aynı şekilde tarımsal emtia fiyatlarında yavaş yavaş yukarı yönde hareketlendirmeye başlamış gözüküyor. Bunun evet. devamında hem hava şartları hem de Çin'deki durum biraz daha hem gıda tarafında hem de metal tarafında fiyatları desteklemeye devam edecek gibi gözüküyor. O süreci çok yakından izlemek gerekiyor. Çin'in tekrar bu tablonun içerisine bu kadar aktif olarak girmesi enflasyona mı büyümeye mi hangi tarafa daha çok etki edecek kısmı hala biraz sanki muamma gibi. Peki bir kısacık bir parite yorum alayım senden. Dolar endeksi, İngiltere'yi hiç konuşmadık. 2,5 dakikan var gerçi ama hani pound dolar önemli gibi duruyor. Euro dolar elbette önemli gibi duruyor. Kısa kısa yorumlar alabilir miyim bunlarla ilgili? Peşine belki bir de altın eklersin sen. Tabii. Euro dolar tarafındaki hareketler de artık 1.07 bölgesi üzerinde kalıcılık sağlanmaya çalışılmış gözüküyor. Özellikle Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın faiz oranını en azından önümüzdeki 6 aylık süreçte arttırabilecek olduğuna dair ihtimalin artmış olması, Amerika tarafında faiz artışlarının biraz daha yavaş geliyor olması, eğer bugün 1.08 üzerinden geçirirse pariteyi 1.0950'ye kadar yükseliş hareketinin hızlı bir şekilde devam ettiğini görebiliriz ama sterlin dolardaki yukarı yönlü hareketler çok hızlı sürmüyor. Burada biraz daha İngiltere ekonomisine ilişkin resesyon ihtimalinin daha ağırlıklı olması ve İngiltere'deki ekonomik faaliyetin yavaşlama içerisinde olması gösteriliyor ki yarın İngiltere tarafında da ekonomik büyüme rakamları açıklanacak. O yüzden euro dolarda biraz daha yukarı yönlü hareketler görebiliriz. Enflasyon düşerse bugün Amerika tarafında. Sterlin'de de benzer bir tablo var ama oradaki yukarı yönlü hareketlerin yakın vadede kalıcı olmayacağını düşünüyorum. Ons altında 1890'ı test ettik biraz önce. Yukarıda eğer 1900 bölgesinde üzerine geçmeye başlarsa enflasyonun düşmesi sonucunda ons altında 1915-1920 dolarlara doğru hareket bugün başlayabilir. O yüzden bugün 16 Ağustos'ta açıklanacak olan enflasyon rakamı oldukça önemli. Hem euro dolar hem de ons altın için önemli dirençlerdeyiz. Bu dirençlerin üzerine geçilmesi durumunda enflasyonda yavaşlama olursa alt kalemlerde beraber hem euro dolarda hem de altında bugün sert yükselişler yaşanabilir. Emre Çayırlı, ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum bana eşlik ettiğin için bugün ve kolaylıklar diliyorum sana. Efendim şimdi akıllı parada araştırmaya gideceğiz. Kutay Korap hazır ve bizi bekliyor.